Selamlar dostlar, ben Selman Bozkır. Bugün Turnlink ID'yi inceliyoruz. Bisikleti yaklaşık 2 aydır aktif olarak kullanıyorum. Bugün size deneyimlerimi aktaracağım. İlk olarak teknik özelliklerinden bahsedecek olursak. Önde 52 dişli, arkada da 14-28 dişli oranlarına sahip. Turnlink 7 vitesli vites sistemine sahip. Kaplanları, pedalları mevcut. Çamurlukları mevcut. Çamurluklar gayet güzel bir performans gösteriyor. Yağmurlu havalarda yoğun bir şekilde kullandım. Ona karşılık hiçbir şekilde sıçratma gerçekleştirmiyor. ProMax isimli fren mekanizmalarına sahip, daha düzgün bir fren pabuçlarıyla değiştirdiğinizde daha iyi performans gösterecektir. Ama yağmurlu havalarda ıslandığında falan ses çıkartmıyor. Bu memnun edici ama daha iyi olmasını beklerdim frenlerin. Lastikler kendi marka Quest 1.75 inçlik genişliklere sahipler. Lastiklerin üzerinde çizgiler çok fazla değil. Bu da yağmurlu havalarda yola tutunma anlamında pek iyi performans sergilemiyor. Ama gündelik kullanımda gayet güzeller. Herhangi bir problem yaşatmadılar bana. 20 inçlik jantlara sahipler ve göbekleridir. Jant çemberleridir, telleridir. Bana bir problem yaşatmadı. Gayet sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyorum. Vites değiştiricisi Shimano'nun Revo Shift diye adlandırdığı Grip Shift vites sisteminde oluşuyor. 7 vitesi demiştik zaten. Grip Shift vitesleri uzun zamandır kullanmıyor olmama rağmen gayet güzel performans sergiledi. Ondan da memnun kaldım. Özellikle elinizin altında olduğu için vites değiştirmek istediğinizde herhangi bir şey aramıyorsunuz. Direkt olarak değiştiriyorsunuz. Şehir içinde gerçekten pratiklik sağlıyor. Elciklerinden bahsedecek olursak markasızlar ama yarı konfor denilebilecek. El arasını hafiften destekleyen bir elcik sistemine sahip. Fren kollarından bahsedecek olursak yine ProMax marka ve tamamen metal kasaya sahipler. Biraz daha yumuşak olmasını bekliyordum yine ama sanıyorum ki kabloların çok uzun olmasından dolayı katlanır bir mekanizma dedik ve tamamen kapalı bir şekilde gidiyor kablolar. Sanıyorum o sebepten dolayı böyle bir şey var, yani sürtünme artıyor ve bu sebeple biraz daha sert oluyor fren kolları. Kadrosundan bahsedecek olursak üzerinde matara kafesi delikleri, çamurluk delikleri ve bagaj delikleri de tamamı mevcut. O yüzden herhangi bir problem yaşatmıyor. Bütün ekipmanlarınızı bunun üzerine de takabilirsiniz. Rengine geçecek olursak da bu kırmızı rengi benim çok hoşuma giden bir renk. Şu an hava yağmurlu olduğu için buraya gelirken biraz kirlendi bisiklet ama gerçekten çok güzel bir renge sahip. Farklı ortamlarda farklı renklere bürünüyor diyebilirim. Kırmızı renk ama kim yerde vişne çürüğüne çalan, kim yerde siyaha giden, kim yerde kahverengiye dönen bir renge sahip. O yüzden benim çok hoşuma giden bir renk. 4 farklı renk seçeneğiyle satılan bir model Turnlink AED. Selesinden bahsedecek olursak normal bir seleye sahip ve 30-40 kilometrelik mesafelerde, hatta daha uzun mesafelerde de bana problem yaşatmadı. Memnunum selesinden de. Sele borusunun üzerinde ufak bir detay var, ondan bahsetmek istiyorum. Üzerinde santimler gösterilmiş. Bu sayede boyunuza uygun şekilde sürekli olarak aç kapa yaptığınızda, sele borusunu indir kaldır yaptığınızda aklınızda kalması için oradan bakarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok güzel bir detay. İyi ki eklemişler bunu da. Sıra geldi deneyimlere. 7 vitesli bir bisiklet dedik. 7 vites yetiyor mu peki? Dişli oranlarından bahsettim. Ön dişli de 52, arkada da maksimum 28, minimum da 14 dişli var. Düz yolda gayet iyi performans sergiliyor. Ufak tefek inişli çıkışlı yollarda, düz yollarda gayet güzel performans sergiliyor. Ancak dik yokuşlu yollara geldiğimizde işte o zaman sıkıntılar yaşatmaya başlıyor. 52 dişli aynı kolla birlikte yokuş çıkarken biraz zorlanıyorsunuz. Bunu nasıl aşabilirsiniz? Aynı kolu 48'e, 44'e veya daha düşük oranlara düşürürseniz yokuşu daha güzel çıkabilirsiniz ama bu sefer de maksimum hızda, ortalama hızınızda düz yolda 35-37 yaparken bisiklet daha da aşağılara inecektir. 30'un altına belki de inebilir. O yüzden o da düşündürüyor insanı. Ama eğer bütçeniz varsa ben 8 vitesli olanlarını tavsiye ederim. Çünkü 8 vitesle böyle bir problem ortadan kalkacak zaten. Çamurluklarından bahsetmiştim. Çamurluklar yağmurlu havalarda gerçekten çok iyi iş görüyor. Ön çamurlukta sıçratma yapar mı diye düşünmüştüm ama onda da gayet problemsiz bir şekilde sürüşü gerçekleştirebiliyorsunuz. Katlama mekanizmasından bahsedecek olursak gayet hızlı bir şekilde katlayabiliyorsunuz. 10 saniye gibi bir sürede katlanabiliyor. Gayet kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz bu işlemi. Sahip olduğum diğer bisiklet MTB olduğu için uzun zamandır düz maşalı bir bisiklet de kullanmamıştım. Sabit maşalı. Ona karşılık gayet güzel performans sergiledi. Özellikle ondan buna geçtikten sonra insan anlıyor ki bu bisiklet gerçekten çok daha rigid, çok daha atak ve tepkilerinize hızlı bir şekilde tepki veriyor. Gücünüzün belli bir kısmını sizden almıyor. Uyguladığınız gücü direkt olarak arka tekerde hissedebiliyorsunuz. O yüzden şehir içinde gerçekten yormadan rahatlıkla ulaşım gerçekleştiriyorsunuz. Amortisörün olmaması da
Arnavut kaldırımlı yollarda dahi pek problem yaşatmıyor size. Katlanır bisikletle şehir içinde ulaşım ile ilgili bir tane daha video yapacağım. O videoda çok daha detaylı bir şekilde bisikletle deneyimlerimi aktaracağım size. Ulaşım deneyimlerimi. O yüzden bu videoda sadece bu bisikletin özelliklerine ve kullanımına değinmek istiyorum. Ulaşım deneyimlerimden diğer videoda daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Özellikle çok dikkat çektiğini söylemem gerekiyor. Nasıl dikkat çekiyor diyecek olursanız, katladığınız anda direkt olarak insanlar kırıldığını zannediyorlar. Ortadan ikiye ayrıldığında şaşıyorlar. Katlı vaziyette elinizle ittirirken insanların dikkatini çekerek sürekli bisiklete bakıyorlar, size bakıyorlar. Farklı bir insan olduğunuz belli oluyor doğrusu. Katlanır bisikletin temel avantajından da unutmadan bahsedeyim. Katlanır bisiklet toplu ulaşım araçlarında, AVM'lerde, parklarda, bahçelerde, bisikletin girmesinin yasak olduğu yerlerde, bisikleti taşımanın yasak olduğu her yerde taşıyabileceğiniz bir bisiklet türü. Yani bunu aldığınızda AVM'ye de girebiliyorsunuz katlıyken. Metroya, metrobüse, otobüse, dolmuşa, taksiye, vapura, gemiye, uçağa, her yere yerleştirebiliyorsunuz. Uçağın tabii içerisine almıyorlar ama direkt olarak bagaj kısmına verebiliyorsunuz. Bu yüzden normal bisiklete kıyasla çok daha farklı bir kullanım tarzına, çok daha farklı bir kullanım avantajına sahip diyebilirim. Evet, sıra geldi karar aşamasına. Avantajlarından şöyle bir bahsedeyim tekrardan. Vites geçişleri gayet güzel, sorunsuz bir şekilde geçiyor. Çamurluklar çok hoşuma gitti. Selesi gayet güzel. Elcikler, şu elcik biraz dışarı doğru çıkma yapıyor zaman da onu biraz ittirmeniz gerekiyor ama onun haricinde problem yok. Katlama mekanizması gayet sorunsuz çalışıyor. Herhangi bir boşluk vesaire oluşmadı. Sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Özellikle yolda giderken ses yapan bir parçası yok. Jantlar yine gayet iyi. Herhangi bir yalpalama, efendim sallanma göbeklerde problem yaşatmadı bana. Pedallar da gayet iyi. Katlanır olmalarına karşılık şu ana kadar bir problem yaşamadım onda da. Sadece frenlerle lastiklerin daha iyi olmasını beklerdim. Onun haricinde çok hoşuma giden bir bisiklet oldu. Severek biniyorum. Özellikle şehir içerisinde ulaşım yaparken çok şık durduğunu söyleyebilirim. Gayet güzel duruyor. Tekerlekler ufak olmasına rağmen çirkin durmuyor. Üzerine bindiğinizde yakışıyor bisiklet. Rengini çok beğeniyor insanlar. Gayet güzel. Memnun olduğum, mutlu olduğum bir bisiklet. Eğer hiç bisikletiniz yoksa veya bir tane bisikletiniz varsa ikinci olarak almak istiyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim bir bisiklet olabilir. Fiyatından da hemen bahsedecek olursak Mart 2018 itibariyle 2000 lira civarında bir fiyata satılmakta. Ciddi bir para elbette ki ama şehir içinde ulaşım yapacağınızı düşündüğümüzde ve bu kadar keyifli bir bisiklet kullanırken insan hakikaten para harcamayı da göze alıyor. Bu arada 20 inçlik tekerlekler de herhangi bir problem yaşatmıyor. Sorunsuz bir şekilde gidebiliyorsunuz. Ben 26 çantam buna geçtikten sonra bir alışma süreci yaşamadım. Gayet güzel bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz bisikleti. Hiçbir şekilde alışmak için bir çaba, ekstradan bir gayret göstermedim. Denge anlamında da gayet dengeli. Sorunsuz bir şekilde yol alabiliyorsunuz. Evet dostlar, turning kaydı bu şekildeydi. Ben bisiklet severek kullanıyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Kanala abone olup beğenmeyi de unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay.